Bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere dün akşam Balıkesir'e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, DSE Çayırhisar Sosyal Tesislerinde onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Bakan Eker, yemeğin ardından bakanlığına bağlı tüm birimlerle diğer birimlerin üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur, Milletvekili Tülay Babuşçu, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, İlçe Başkanı Recep Şeker, bazı İGM üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Yavuz, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kulay'la bakanlıkta görevli üst düzey bürokratlar da katıldılar. Vali Yılmaz Arslan'ın kısa açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tarımın riskli ve zor bir sektör olduğunu söyledi. Bakan Eker, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin Türkiye'nin 80 yıllık sorunu olduğunu, hükümet olarak bu temel altyapı meselesini çözüme kavuşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Bakan Eker, en kısa süre içerisinde bununla ilgili taslağımız şu anda var, bir gözden geçireceğiz. Bakanlar Kurulu'ndan tasarı haline meclise götüreceğiz. Başka türlü Türkiye'de tarımsal verimlilikten bahsetme imkanı yok, mümkün değil. Türkiye tarım toprakları böyle devam ederse, eğer bu düzenleme yapılmazsa, 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu ülkede tarımsal üretim yapılamaz hale gelir dedi. Tamam. Bundan sonra bölünmeyecek de mevcut bölünmüş 22 milyon parsel arazi var Türkiye'de. 22 milyon parsel arkadaşlar. Bilen kolay. 3 milyon üzeri Türkiye'de tarım işletmesi var. Ortalama işletme büyüklüğü 6 hektar. Yani 64. Bu bir işletme, yani 6 hektarlık bir işletme 7 ayrı parçadan oluşuyor. Şimdi bu yapının, bunun toplulaştırma yoluyla tevhid edilmesi, bir ölçek büyüklüğüne ulaşması ve oranın modern bir tarımsal üretim alanı haline getirilmesi lazım. Balıkesir'de verilen hibe destekleriyle ilgili bazı rakamlar da veren Bakan Mehdi Eker, tarım ve hayvancılıkta kullanılan 32 çeşit makine olduğunu, bunların her biri için çiftçiye %50 hibe destek verdiklerini söyledi. Mehdi Eker, Balıkesir çiftçisinin 2010 yılında 504 milyon, 2011 yılı 1 Ocak'tan itibariyle toplam 8 ayda kullandığı toplam tarım kredisi 614 milyon lira olduğunu açıkladı. Bizim Balıkesir'i bütün potansiyelini en iyi şekilde kullanabileceği hale getiriyoruz lazım. Biz bunun için çalışıyoruz. Bunun için çalışacağız. Ve bu uğurda da sizlerden sizlerin de aklına ihtiyacımız var.